Hilmi Bey, Fuat Bey'in söylediklerine katılır mısınız, katılmaz mısınız merak ediyorum. Birincisi 50 artı bir tartışmasının muhalefetin seçim kazanma ihtimalinin güçlenmesi ile de ilişkilendirilebileceğini kendisi söylüyor. Erken seçim olasılığının da hesaba katıldığı bir takvimde, iklimde bunları tartışıyor olduğumuzu söylüyor. 50 artı bir tartışmasına sizin bakışınız nedir? Bir değişiklik beklentiniz var mı? AK Parti çevresinde nasıl değerlendiriliyor 50 artı bir tartışması? Kim nasıl yaklaşıyor? Görüşlerinizi paylaşırsanız seviniriz. Buyurun. Öncelikli olarak bir erken seçim ihtimalinin sıfıra yakın olduğunu söylemeliyim. Çünkü erken seçimle ilgili bir iddia AK Parti başlı başına bir kendi daha önceki şimdiye dek söylemlerini zayıflatır. Diğer taraftan bakıldığı zaman bir siyasi partiler kanunu çalışması var. Bu çalışmanın da daha önce meclis açılır açılmaz geldiğini biz düşünüyorduk ya da buna ilişkin bir takım çalışmalar vardı. Ancak bunun 2022 başına biraz ertelendiğini gördük. Neden Dolayısıyla böyle? O çalışma ile ilgili kamuoyunda da bilgi az açıkçası. Cumhur İttifakı kendi içerisinde bir çalışma yapıyor. Bunu biliyoruz. Neden orada böylesi işleyen bir takvim var? daha önceki süreçte alınan bir takım kararlar var, öncelikler var. Mesela şu an meclis yoğun olarak bütçe üzerinde çalışıyor. Bütçe çalışmaları yoğun bir şekilde meclisin gündemini alıyor. Muhtemelen bütçe çalışmalarından sonraki süreçte bunu gündeme alacaklar. Bu bile başlı başına erken seçim çalışmalarının ya da iddialarının boşa çıktığını gösteriyor. Bu çok önemli bir husus. Diğer taraftan bakıldığı zaman yani AK Parti içerisinde 50 artı 1'i işte sıkıntılı olduğunu söyleyenler oldu. Daha önce Faruk Çelik de yanılmıyorsam bir yıl önce 2019 benzer Eylül'de. bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla bu tür şeyler yaklaşımlar olabilir. Cemil Çiçek kendisi AK Parti içerisindeki liberal kanat içerisinde temsil edilebilecek bir isimdir. Kendisi hukukçudur. Adalet Bakanlığı, Meclis Başkanlığı yapmıştır. Dolayısıyla onun da bu anlamdaki görüşlerine saygıyla karşılamak gerekir. Ancak Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklama her şekilde AK Parti'nin arkasında olduklarını, günahına da sevabına da ortak olduklarını söylemesi başlı başına bir net tavırdı. Sayın Cumhurbaşkanı da daha önceden benzer açıklamaları vardı hatırlanacağı üzere. Sonuç olarak burada 50 artı birden geri dönüş olsa siyaset rahatlar mı? Evet rahatlar. Ama AK Parti ve Cumhur İttifakı açısından bakıldığı zaman en önemli iddiaları 50 artı bir noktasındaki şeyleri iddialarını da zayıflatmış olur. O noktada belki sıkıntı olabilir. Ben 50 artı birden geri adım atılma ihtimalini düşük buluyorum. Olursa da diğer muhalefet tarafından bakıldığı zaman muhalefet 50 artı birden geri adım attığı takdirde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha başkanlık yapmasına, Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi noktasındaki engelleri tamamen kaldırmış. Yani Sayın Cumhurbaşkanı şu anki işte potansiyel adaylar üzerinden yaptığımız karşılaştırmalarda da Sayın Cumhurbaşkanı'na oy verir misiniz diye hadi Amerika'da görev onayı olarak değerlendirilen çalışmalarda biz sorduğumuzda Cumhurbaşkanı'nın aday olduğu takdirde oy verir misiniz diye sorduğumuzda 45,8'lik net oyu var bizim yaptığımız araştırmalarda ve birden çok araştırmada biz bunu gördük. Kararsızlar var %11 civarında. Tabii kararsızların belki tamamı aritmetik olarak dağılımı belki tartışılabilir burada ama 45,8 net oyunun olması çok önemli bir gösterge. Aday belli olduktan sonra yapılan araştırmalar elbette daha sağlıklı olacak. Bu sistemin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sıkıntıları yok mu? Var ama bununla ilgili uyum yasalarının çıkmamış olması, o noktada gerekli işte adımların atılmamış olması ki bu konuda Fuat Oktay Bey Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak çok ciddi anlamda
çalıştaylar düzenledi. Tüm kurumlar bu anlamda görüşlerini bildirdiler. Bir hazırlık yaptı. Muhtemelen önümüzdeki dönemde bunlar daha çok gündeme gelecektir. Ben 50 artı 1'den geri dönüşün çok zayıf bir ihtimal olduğunu, olursa da muhalefetin Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir dönem daha kazanma ihtimalini, daha doğrusu kazanmasının önünü açacak bir hamle olarak bunu değerlendirebileceğini söyleyebilirim. Çünkü ilk turda Cumhurbaşkanı'ndan daha yüksek oy alma ihtimali olan henüz bir siyasi aktör belirmedi. Bu net olarak söylenilebilecek bir husus. Diğer taraftan bakıldığı zaman... Yani 50 artı 1'den geri adım olursa siz Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu anda sizin çalışmalarınızda gördüğünüz oy oranı ya da destek oranı itibariyle avantajlı konuma geleceğini söylüyorsunuz. Böyle anlıyorum. Dolayısıyla evet. Aslında muhalefet içinde bir tercih sebebi olmayacaktır 50 artı 1 diyorsunuz. Bunu doğru anlıyoruz değil mi? Doğru. Diğer taraftan da bakıldığı zaman bu 50 artı 1 muhalefetin de işine gelebilecek bir sistem olduğunu, bir baraj olduğunu ben daha önceki süreçte başkanlık sistemleriyle ilgili katıldığım panel ve konferanslarda işte oralarda aritmetik olarak muhalefetin oy oranları ve diğer süreçlerden bakıldığı zaman onların daha avantajlı duruma gelmelerin mümkün olduğunu o zamanlarda söylemiştim. Şimdi yine söylüyorum. Eğer bu sistem olmamış olsaydı 50 artı 1 muhalefet bir araya gelemeyecekti. Bu sistem bir şekilde muhalefeti bir araya getirdi. Sonraki süreçte geri adım atılma ihtimalinde, bugünlerde de geri adım atılma ihtimalinde ben oldukça düşük olduğunu düşünüyorum. Geri adım atma ihtimalinin düşük olmasını neyle besliyorsunuz? Hangi gözlem ya da veriyle besliyorsunuz? Onu da merak ederim. Çünkü siz çok net bir şey söylüyorsunuz aslında. Diyorsunuz ki 50 artı 1'den geri adım olursa biz rakam ya biz doneye dataya bakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı şansı daha da artar diyorsunuz. Dolayısıyla evet. Bu daha avantajlı, bu daha tercih edilir bir yol olmuyor mu 50 artı 1'den geri adım atmak? Ama eğer sandıkta daha fazla şans getirecekse. Başka bir konu gündeme geliyor Afşin Hanım. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı hep ilk baştan beri 50 artı 1'i desteklemişlerdi. Söylem anlamda daha önceki destekledikleri 50 artı 1'den geri dönüş adım atmış olmaları inandırıcılıklarını biraz zayıflatabilir. Ben bu noktadan dolayı geri dönüşün çok mümkün olmayacağını düşünüyorum. Ne kadar doğrudur bilmem ama Temel Bey'in de Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı'nın 50 artı 1 sisteminden şikayet ettiğine dair bir şey vardı, yorumu vardı. Sonuç itibariyle yani muhalefet Cumhurbaşkanı'nın evet. Karşıtlığı üzerinden Sayın Erdoğan'la olan karşıtlık üzerinden bir araya gelmişlerdi. Şu anda birazcık daha efendim şeye yakınken, iktidara yakınken, Cumhurbaşkanlığını kazanma ihtimalleri var iken, kendi aralarındaki rekabetleri ayrı nereye evrilecek onu bilemiyoruz ama yakınken neden daha iktidarın ya da Sayın Erdoğan'ın işini kolaylaştırsınlar? Bu da ciddi bir soru işareti olarak yani karşımızda. Yani siz aslında diyorsunuz ki 50 artı 1 ile muhalefetin işi kolay, Sayın Cumhurbaşkanı'nın işi zor. Niye muhalefet bunda değişiklik istesin ki o zaman diyorsunuz. Ben böyle anlıyorum evet. Yaptığınız tahlilden.